almış eylemleri ifade ederken de kullanırız. Yani future anlamda kullanabiliyoruz. Ne gibi? We are having two exams this week. Sınavlarımız var. Yakın zamanda herhalde okullarda da başlayacak. Nedir? Sınav programları önceden belirlenmiş. Gireceksiniz o sınava. Bu gelecek zaman ifadesiyle ne yapabiliyoruz? Present continuous'la söyleyebiliyoruz. I'm not going to the party tonight. Bu gece partiye gitmiyorum. I have a lot to do. We are giving a party at the end of the semester, aren't we? Dönem sonunda, bakın, at the end of the semester. Dönem sonunda parti veriyoruz, değil mi? Nedir? Önceden planlanmış bir şey. Ya da she is not going out with me next week. Örneklerinde gördüğünüz gibi. Bir başka kullanımı arkadaşlar present continuous'un nedir? Always, constantly, forever, continually gibi durmadan sürekli anlamı veren adverblerle, zarflarla beraber kullanıldığında yapılan o eylemden rahatsız olduğumuz anlamı verir. Okay. Bu bilgi bizim nerede işimize yarayacak arkadaşlar? Restatement sorularında karşımıza çıkabilir. Okay. Duruma uygun düşen ifadelerde durum içerisinde verilebilir ya da paragraf sorularında karşımıza çıkabilir. O zaman şuraya şöyle restatement situation paragraph. Bunların notunu alalım. Özellikle bu üç soru tipinde karşımıza çıkabilir diyoruz. Bu neyi gösterir arkadaşlar? Bu eylemlerin sürekli tekrarlandığını ve bizim bu eylemlerin tekrarlamasından, bu eylemlerin yapılmasından rahatsız olduğumuzu, şikayet ettiğimiz anlamını verir. As they are always complaining about my proposals, I don't like them. Sürekli önerilerimden şikayet ettikleri için I don't like them. Ya da some students are always coming to class late. Sürekli geç geliyorlar, yeter fenalık geldi diyor bunu söyleyen kişi. Why are you always accusing your friends of cheating during the exams? Neden arkadaşların sürekli kopya çekmekle suçluyorsun? Bunu always'le söylemesi, always kullanarak ifade etmesi, present continuous tense'le ne demek? Bu cümleyi kuran kişinin bu suçlamalardan da sıkıldığını, rahatsız olduğunu gösteriyor demek. Buraya bir not düşeceğiz arkadaşlar. Present simple için ne demiştik? Genelleme yaparken kullanırız demiştik. Present continuous için ise arkadaşlar, o genelin, genellemenin dışına çıkılan bir durum varsa kullanırız diyoruz. O zaman şuraya bir üçüncü kullanım ekleyelim. Değişen durumlar. Ya da geçici eylemler. Ne gibi? Hemen örnek yazalım. Normalde ne yapıyoruz? İşte ben Ankara'da yaşıyorum. Sürekli yaptığım bir şey, sürekli geçerli olan bir şey. Nasıl derim? I live in Ankara. Ama işte tatil için ya da eğitim için ya da herhangi bir nedenle 2 aylığına İstanbul'a gittim. But for an ELT program, siz de katılacaksınız bunlara. I'm living in İstanbul diyebilirim. Nedir burada present continuous kullanılması arkadaşlar? Benim İstanbul'daki yaşantımın, İstanbul'da yaşamamın geçici bir süre için olduğu anlamına gelir. Şimdi devam edelim. Burada bir örnek sorumuz var. Onunla çalışmamıza. The authorities in India
that the country's highly qualified young researchers by multinational companies as cheap labor. Cümleyi okuduk. Okuyup da baktığımızda neyi görüyoruz arkadaşlar? Herhangi bir zaman ifadesi var mı? Yok. Dolayısıyla neyi düşüneceğiz arkadaşlar? Zaman ifadesi yoksa present tense'leri düşünmek durumundayız demiştik bir önceki dersimizde. Onun dışında sınavda da arkadaşlar eğer bu tip bir that'lik clause'larla göreceksinizdir. Cümle ayrıldıysa ne yapacağız? İki boşluğu da ayrı ayrı değerlendirebiliyoruz. Okay. Eğer hani bu bir noun clause, noun clause'ların zaman uyumundan emin olamadıysak ayrı ayrı değerlendirebiliyoruz. Onun dışında neyimiz var? The authorities in India, Hindistan'daki yetkililer deyip bir genelleme vermiş mi bize? Vermiş. Dolayısıyla genelleme verdiyse biz buraya ne düşüneceğiz? Kesinlikle present simple. O zaman ilk boşluk üzerinden yürüyüp seçeneklerimizi eleyelim. A seçeneğine bakıyoruz. İlk boşluğa were worried demiş. Ne yapalım? Bunu gönderelim. Bize present simple lazım. B seçeneği are worrying. Present continuous değil. Bize present simple lazım. Genelleme için. C seçeneği are worried dursun. Denizli worry demiş. Edirne have worried demiş. Present perfect olmaz. Elimizde kalan kim var? Are worried ve Denizli worry yani aktif pasif present simple iki fiil var. İkinci boşluğa gidelim o zaman. That the country's highly qualified young researchers by multinational companies as cheap labor. Burada da herhangi bir zaman ifadesi yer almadığına göre arkadaşlar bu ne demek? Burası da present olacak. Şu durumda hatta ikinci boşluğa mavi yapalım. Elimizde kalan iki seçenekten Denizli'ye gidiyoruz. Ne vermiş bize? Past perfect vermiş. Past perfect'i çalışırken de söyleyeceğiz. Yanında past bir zaman ifadesi olmadan ya da past başka bir fiil olmadan past perfect'i bizim cümlede kullanmamız mümkün değil. Dolayısıyla Denizli'yi de eleriz. Başka nasıl eleyebiliriz arkadaşlar Denizli seçeneğini? Hemen oraya da bakalım. The authorities in India worry demiş. Endişeleniyor. Bunu endişeliyor. Bu fiilinin aktif pasif kullanımına dikkat etmemiz gerekiyordu. Endişeliler anlamını yakalayabilmemiz için aktif formu değil, Ceyhan'daki gibi passive formunu kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla her iki yoldan da gidip Denizli'yi yerleyip C seçeneğini işaretleriz. The authorities in India are worried that the country's highly qualified young researchers are being used by multinational companies as cheap labor. Hindistan'daki yetkililer, ülkenin yüksek derecede kalifiye genç araştırmacılarının çok uluslu şirketler tarafından ucuz iş gücü, labor, bunun için başka ne diyebiliriz? Workforce. Ucuz iş gücü olarak kullanılmasından dolayı endişeliler deriz. Geliyoruz arkadaşlar kime? Simple past tense. Onunla devam ediyoruz dersimize. Nedir simple past tense? Adı üstünde past bize geçmişten bahseder. Kullanımı basit, çok böyle simple present gibi ya da present continuous gibi şurada şöyle kullanılır, burada böyle kullanılır diyemeyeceğiz. Bir tek kullanım var arkadaşlar. Geçmişteki eylemleri anlatırken kullanılır. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir eylemi simple past tense'le ifade edebilmem için ben o eylemin tam olarak ne zaman meydana geldiğini bilirim. Okay. Bunu nasıl verir? Geçmişte kalmış bir tarih. Bir tarih veya zaman verebilir. Değil mi? Buna en çok neyle? Ego ifadesiyle verebiliriz. Onun dışında başka ne verebilir? When, while,
until vesaire adverbial clause'larla verebilir arkadaşlar. Başka nasıl verebilir? Last week, last year, last month gibi içerisinde last, geçen barındıran zaman ifadeleriyle verebilir arkadaşlar. Ama neyi bileceğiz? Simple past tense'de anlatılan olayın geçmişte kaldığını, şu anda hiçbir ilgisinin olmadığını bilmek zorundayız. Bu bir. İkincisi, o geçmişte kalan eylemin tam olarak ne zaman meydana geldiğinde bilmek ya da cümlede bulmak zorundayız. Bu da bizim için önemli bir madde. Şöyle şuradan bakalım örneklerimize. Our tour group of 40 people made the train journey from Hong Kong to Gangzhou on Christmas Day 1979 Noel'inde. Ne kullandık? Made the train journey. Okay, group of 40 people. Oraya da şöyle küçük bir not düşelim. Ne yok? 40 kişilik grup. In 1923, Atatürk and his friends established Turkish Republic. Neyi görüyoruz arkadaşlar? Zaman zarfı cümlenin en başında verilmiş 1923'te. Nedir? Geçmişte kalmış bir tarih. In 1837, a man named Robert Davidson built the first electric car in Scotland. Ne o? 1837'de. Robert Davidson adında bir adam ilk elektrikli arabayı İskoçya'da yaptı. Şimdi bu cümle itibariyle arkadaşlar, geçen dersimizde ifade ettiğimiz ima olayının ne olduğunu açıklayacağım. Şimdi bu cümlede 1837'de deyip net bir zaman vermiş. Güzel. Ama arkadaşlar bunun olmadığını düşünün. Şöyle yok ettik 1837'yi. Buradaki the first electric car, ilk elektrikli araba ifadesi. Bugün var mı günümüzde elektrikli arabalar? Varlar, yapıldılar, geliştiriliyorlar. Bunların ilkinden bahsediyorsak arkadaşlar, şuradaki first ifadesi de nedir? Bizim için bu olayın geçmişte kaldığına dair bir ipucu, bir işarettir. Okay. Bu işte ÖSYM'nin kullandığı imalardan bir tanesi. European and American empires seem to be at their peak when the 20th century started. Avrupa ve Amerika imparatorlukları 20. yüzyıl başladığında, bakın when'li bir ifademiz var burada da. Bu nedir? Olayın zamanını veriyor. Zirvede gibi görünüyorlardı. Peak. Değil mi? Başka ne var peak için ifade edebileceğimiz? Top. Değil mi? Summit. Başka? Climax. Bunların hepsi bizim zirve olarak kullanabildiğimiz kelimeler. Şimdi gelelim bizlerin dil öğrenirken öğrendiğimiz ama bu tip sınavlarda bize hatalara, yanlışlara sebep olan bir başka kullanımı arkadaşlar. Bu da nedir? Bizim bildiğimiz sıklık zarfları vardır değil mi? Böyle bir şey olur, always ile never arasında böyle sıralarız onları. Always, usually, often, sometimes, regularly, hardly, hardly ever, rarely, seldom, never gibi. Bunları da arkadaşlar biz sadece simple present tense'te kullanmak zorunda değiliz. Az önce gördük zaten bu durmadan sürekli anlamına gelenleri present continuous'la kullanabiliyorduk. Başka bu sıklık zarflarının adverbs of frequency başlığı altındaki biz bütün zarfları simple past tense'te de kullanabiliriz. Ne anlam verir? Geçmişte o eylemin ne kadar ya da ne sıklıkla tekrarlandığını ifade eder. Bakalım örneklerimize. When I saw my grandfather, he always gave me a candy. Always gave me. Bana hep şeker verirdi. She always got up early and unlocked the doors before the students came. Öğrenciler gelmeden önce hep erken kalkar,
kapıyı açardı. Selma sometimes worked at the movie theater after school. Selma bazen okul sonraları sinemada çalışırdı. Şöyle çıkaralım bir tane örnek sorumuz. Last week's supplementary budget package to prevent Japan's economy from plunging even lower. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, neyimiz var burada? Last week ifadesi var mı? Geçen haftaki ne o? Supplementary destek bütçe paketi, ek bütçe paketi. Ama ne var? Last week ifadesi var. Bu bizi neye götürür arkadaşlar? Past tense. Dolayısıyla present continuous olan Edirne'yi, present perfect olan Bursa'yı, past perfect için en az geçmişte iki olay lazım demiştik, onu eleriz. Bu da past anlamda kullanabilmemiz için modullarda detaylı çalışacağız. Seçeneklerde çokça göreceğimiz ama nadiren doğru cevap olan bir modulumuz. Past anlamda kullanıyorsak zamanın önceden verilmesi lazım. Bunu da gönderiyoruz. Kim kaldı elimize? Was designed. Bir başka soruyla devam edelim. In the end, I him for election since the attitude of delegates so completely. Şimdi cümleye baktığımızda net bir zaman ifadesi hemen gözümüze çarpmayabilir ama in the end ne demek? Sonunda deyip, çünkü delegelerin fikri, düşüncesi, tavrı tamamen değişti, değişecek. Her neyse. In the end ifadesi bizi anlam olarak sonunda şunu yaptım derken ne yapıyor? Bizim gene past imalarımızdan biri olarak çıkıyor karşımıza. Şu durumda past olmayan seçeneklerimize baktığımızda Bursa'yı, Ceyhan'ı, ikinci boşluk için present veren Denizli'yi eleriz arkadaşlar. Elimizde A ve E seçenekleri kalır. Şu durumda birine past perfect, birine past simple verilmiş seçeneklerimiz. Hemen parantez içi bir bilgi verelim arkadaşlar. Past perfect ne için kullanılırdı? Geçmişteki iki eylemden daha önce olan idi. Şu durumda ne yapacağız? Bize verilen her iki boşluktaki eylemlerin hangisinin önce, hangisinin sonra olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Sonunda ben onu seçim için önerdim ya da önermedim. Çünkü delegelerin fikri tamamen değişti. Böyle bir bilgimiz var. Şimdi seçimi önermemesinin sebebi olarak bu delegelerin fikrinin değişmesi ise arkadaşlar, bu değişimin daha önce olmuş olmuyor mu? Tabii ki de. Ve burası daha önce ise ikinci boşluğa past perfect veren A seçeneğini işaretler, Edirne'yi eleriz. Geliyoruz kim arkadaşlar? Past continuous tense. Past continuous da neydi arkadaşlar? Geçmişte belli bir zamanda devam etmiş, devam eden eylemleri anlatırken kullandığımız bir tense idi. Tıpkı present continuous'ta olduğu gibi o eylemin, o devam etmiş olan eylemin ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü bizi ilgilendirmiyordu. Dolayısıyla şöyle bir şey düşünebiliriz. Bir zaman doğrusu çizelim. Biz şu an burada olalım. Geçmişteki belli bir noktam. Burası ve bu esnada devam eden eylemim. Bunu neyle söylerim arkadaşlar? Past continuous'la ifade etmem gerekiyor. Şimdi örneklerimize bakıp devam edelim. I was living abroad in 2002. Geçmişteki belli noktamız 2002. O süreçte devam eden eylem
I was living abroad. Yurt dışında yaşıyordum. Therefore, I missed the general election. They were discussing the advantages and the disadvantages of the plan when I rejoined them an hour later. Geçmişteki belli bir noktam, bir saat sonra onlara benim tekrar katıldığımda devam eden eylem, they were discussing. When I last saw Peter, geçmişteki belli bir noktam, Peter'ı son gördüğümde, he was hoping to be transferred to the firm's Israeli factory, o anda devam etmekte olan eylem diyoruz. Past continuous tense'i de arkadaşlar tıpkı present continuous'ta olduğu gibi always, constantly, continually, forever gibi sürekli durmadan anlamı veren zaman zarflarıyla kullandığımızda, sıklık zarflarıyla kullandığımızda arkadaşlar geçmişte sürekli tekrarlayan ve bizi rahatsız eden eylemi ifade ediyor oluruz. Ne gibi? She was always wasting time instead of getting on with her work. İşine bakmak yerine sürekli vaktini boşa harcıyordu. Diyorsa bir insan bunu always'ta da söylüyorsa bu durumdan rahatsız olduğunu da ifade etmiş oluyor. Kevin was constantly making fun of people by imitating them when we were at school. Durmadan insanlarla dalga geçiyordu sürekli, constantly. Bunu past continuous'un içine sıkıştırdığına göre de neyi anlıyoruz? Bu cümleyi kuran kişinin Kevin'in bu hareketinden rahatsız olduğu sonucuna ulaşıyoruz. My mother was always lecturing me about keeping my room tidy. Sürekli odamı düzenli tutmam konusunda ders verip duruyordu. Tipik anne. My ex-students were always procrastinating. Procrastinate kelimesini bilin arkadaşlar. Nedir? Ertelemek, geciktirmek anlamı var. Değil mi? Ne diyebiliriz biz bunun için? Delay desek olur mu? Başka? Postpone. Put off. Bunları da bilin. My students were always procrastinating the things that they had to do. Yapmak zorunda oldukları şeyleri sürekli erteliyorlardı. Şimdi örnek sorumuza bakalım, onunla devam edelim. Unfortunately, there was electricity cut just as we the new computer. Bu cümlede neyimiz var arkadaşlar? Bir just as ifademiz var. Nedir bu? Tam şu anda, tam şu olurken anlamı verdiğine göre bizden ne ister zaman uyumu dediğimiz kavramı gerektirir. Nedir bu zaman uyumu? Daha sonra çalışacağız biz bunu da detaylı. Şöyle iki tane cümle düşünün. Buraya just as yazalım. Zaman uyumu dediğimiz şey kaba haliyle just as'dan önceki cümle past ise bizim sorumuzda olduğu gibi there was electricity. Just as'dan sonrası da past olmak zorunda der. Aynı şekilde just as'ın öncesi present ise just as'dan sonrası da present olmalıdır. Burası değil. Şurası ana cümlemiz zaman zaman present durumda, future'da olabilir diyelim. Aklınızın bir kenarında dursun. Dolayısıyla biz ne arayacağız? İkinci boşluğumuza past bir fiil arayacağız. Neden? Çünkü ana cümlemiz yani just as'dan önceki cümlemiz nasıl? There was deyip past simple'da kurulmuş bir cümle. O zaman ne yaparız? A seçeneğini Edirne, Bursa ve C seçeneklerini doğrudan ederiz. Çünkü bizim istediğimiz zaman uyumunu vermiyor. Ne oldu o zaman? Unfortunately there was electricity cut just as we were installing the new computer. Tam biz yeni bilgisayarı kurarken elektrik kesildi.
Gelelim o zaman kime? Bir sonraki örnek sorumuza. When I entered the shopping center at 9 o'clock, the people to enter it. Ne diyor bize? Gene when var, tıpkı just as gibi bizden zaman uyumu istiyor. Hatta eylemin ne zaman olduğunu söylüyor demiştik, değil mi? Ben saat 9'da AVM'ye girdiğimde ne yaptı? O anda, esnada o anda olan bir şeyi söyleyecek. Burası past iken ne diyeceğiz? Buranın da past bir fiil olması gerekiyor. Dolayısıyla present perfect olan Bursa, present simple olan Ceyhan ve future perfect olan Deniz'in seçeneklerini eleriz. Elimizde kim? A seçeneği had been tried, B seçeneği were trying. İkisi de past, ikisi de olabilir. Şu durumda neye bakacağız? Bir sonraki dersimizde göreceğiz arkadaşlar, çalışacağız passive yapıları. Fiilin aktif pasifliğine bakalım. Çünkü A seçeneğini had been tried deyip bize passive formda vermiş. Edirne seçeneği de active olarak verilmiş. Cümlemizde baktığımızda bize passive seçenek uygun olmadığına göre, insanlar çalışıldı gibi, aktif olan Edirne seçeneğini işaretleriz. Ne oldu o zaman cümlemiz? When I entered the shopping center at 9 o'clock, the people were trying to enter it. Ben saat 9'da AVM'ye girdiğimde insanlar içeri girmeye çalışıyordu. Bir başka örnek soruyla devam edelim. When the news of him, he at last us. Neyimiz var arkadaşlar? Bir when'imiz var. Ne yapar? Bizden zaman uyumu ister. Ne demiştik? Şöyle hatırlayalım just as'de yaptığımızı. When'in öncesi past ise sonrası da past. When'in öncesi present ise sonrası da benli cümle de present olabilir demiştik. Ana cümle için benli cümle present olduğunda ana cümlemiz future'da olabilir demiştik just as'i anlatırken. Bu zaman uyumumuz orada dursun. Onun dışında neyimiz var? Burada bir at last, sonunda dediğine göre burası da bize bir past iması veriyor. Nihayet anlamında. Şimdi şu durumda seçenekleri incelediğimizde bakalım when'in istediği zaman uyumundan elime yapabiliyor muyuz? A seçeneği waited were calling dursun. B seçeneği were waiting for called. O da dursun. C seçeneğine bakıyoruz. Will called. Ne yapıyor? Ana cümleyi future, when'li cümleyi simple past vermiş. When'in istediği zaman uyumuna uymadığından dolayı C seçeneğini eleriz. Deniz'in seçeneğine bakalım. Have been waiting vermiş ana cümle için. Present perfect olur mu? Olur. When'li cümle için future vermiş. When'li cümlede future kullanamayacağımıza göre zaman uyumumuzu sağlamadığı için Deniz'liyi de eleriz. Son seçeneğimiz Edirne'ye baktığımızda da had been waiting past perfect continuous ilk boşluk için. Okay. İkinci boşluk için would kullanımı söz konusu bu seçenekte. Fakat biz neyi göreceğiz? Would için dedik ki bir zamanın net olarak bilinmesi lazım. Bu cümlede zaman zaten when'li cümle. Bu da oradan bir kullanamayız. Bir parantez içi bilgi, modülleri çalışırken de tekrar söyleyeceğiz. Would'u biz past anlamda kullanıyorsak neye eşdeğer oluyor arkadaşlar? Used to ile aynı anlamı verir. Dolayısıyla tek bir eylemden değil, tekrarlayan bir dizi eylemden bahseder. Bu cümle için öyle bir mantıkla yürütemeyeceğimize göre Edirne seçeneğini de eleriz. Elimizde kalan diğer iki seçenek, A ve B seçeneklerine baktığımızdaysa, burada da iki yol izleyebiliriz arkadaşlar. İlki fiillerin şeyini incelemek, meydana gelme zamanını, süresini. Bize verilen bir fiil ilk boşluk için wait, beklemek. İkinci boşluk için verilen fiil call, aramak. Telefonla aramak.
Hangisi daha uzun sürüyor ya da hangisi süreç gerektiriyor meydana gelmesi? Bekliyoruz. Bu bir süreç. Değil mi? Sonsuza kadar sürebiliyor. Call fiili ise, aramak fiili ise telefonu alırız, tuşları çeviririz. Oradaki o yeşil tuşa bastığımız an arama eylemi gerçekleşmiş oluyor demektir. Şu durumda nedir? Anlık bir eylem için continuous tense kullanamayacağımızdan A seçeneğinde eler, B seçeneğini işaretleriz. Ne oldu o zaman? We were waiting for the news of him when he at last called us. Ne o? Bizi nihayet aradığında ondan haber bekliyorduk. Dedikten sonra da pardon arkadaşlar, geliyoruz present perfect tense. Present perfect tense arkadaşlar hem doğrudan tense olarak karşımıza çok çıkacak, hem de arkadaşlar restatement sorularında bize tuzak olarak sorulabilecek verb tenselerinden biridir. Neden? Hemen şöyle bir parantez içi bilgi verelim. Restatement sorularında diyeceğiz ki size eylemin ne zaman gerçekleştiğini değiştiremezsiniz. Soru kökünde bize geçmişte olmuş bir olay veriliyorsa seçenekte de aynı olay gene geçmişte olmak zorunda diyeceğiz. Fakat present perfect'in hem geçmiş hem de şimdi ile bağlantısı olduğu için present perfect o noktada tuzak olabiliyor. Soru kökündeki cümle present perfect tense ile kurulmuşsa seçenekte bu bizim karşımıza simple past ya da present simple ya da present continuous olarak çıkabilir. O nedenle dikkat edilmesi gereken zaman kiplerimizden biri. Nedir arkadaşlar? Bütün perfect tense'lerde olduğu gibi iki zaman dilimi arasında bir bağlantı kurar. Present perfect dediğimize göre nedir? Geçmişteki bir olayla şu an içerisinde arasında bir bağlantı kuracaktır. Nasıl olur bu bağlantı arkadaşlar? Bir kullanımlarına bakalım. Bu bağlantılardan ilki arkadaşlar geçmişte başlayıp şu anda da devam eden olaylardır. Olay ya da bir süreçse. Biz bunu present perfect tense ile ifade ederiz. Nedir? I have worked for this company since 1995. 1995'ten beri bu şirkette çalışıyorum demek. Ne demek? Ben 1995'te başladım. Hala da bu şirkette çalışıyorum. Geçmişte başlamış, hala devam ediyor. I haven't seen him since the day we graduated from school. Okuldan mezun olduğum günden beri onu görmedim. Ne o? Bu işte görmediğim gün, mezuniyet günümüz. Bugün şu süreç boyunca hala da öyle onu görmedim diyoruz. Bir başka kullanım arkadaşlar present perfect tense'in birinci kullanımda dedik ki olay geçmişte başlamış hala devam ediyor ise present perfect kullanıyoruz demiştik. İkinci kullanımında ise arkadaşlar olay geçmişte olmuş bitmiş fakat etkisi şu an devam ediyorsa biz yine present perfect kullanırız. Ne gibi? I have lost my keys this morning and I can't find them. Bulamıyorum, anahtarlarımı kaybettim, bulamıyorum. Kaybetme eylemi geçmişte kaldı, etkisi devam ediyor, anahtarlarım yok. Bu şeyi düşünün, İngilizce ilk öğrendiğimiz zamanlarda have got, has got fiili işte tam olarak bu kullanımı arkadaşlar. Neden? Çünkü get fiili edinmek anlamındadır. I have got a house dediğimizde biz aslında ben bir ev edindim, evi aldım, onun etkisi devam ediyor. O nedenle present perfect. Benzer bir örnek, hemen ikinci örneğimiz. We have bought the adjoining land and we'll build our new house there. Ne diyor? Bitişikteki arsayı satın aldık. Paramızı verdik, notere gittik, tapuyu aldık. Eylem bitti, satın alma eylemi. Bunun etkisini bu arsa artık bizim. Dolayısıyla nasıl söyleriz? Present perfect ile.
Aynı şekilde bir örneğimizde de aynı mantık söz konusu. Carol and her husband have adopted two children. Ne? Carol ve kocası iki tane çocuk evlat edindiler. Adopted, evlat edinmek. Nedir? Evlat edinme işlemleri bitti. Oldu bitti. Bu işlemin etkisi artık iki çocukları var diyoruz. Gelelim present perfect tense'in kendine özgü adverblerine. Bunlardan ilk arkadaşlar just adverbi ile beraber kullanırız. Neyi vurgulamak için? Olayın üzerinden çok kısa bir zaman geçtiğini belirtmek için kullanırız. Bu zaman o kadar kısadır ki eylemin etkisi hala devam ediyordur. Ne gibi? Our main competitor has just announced a new product. Ana rakibimiz çok kısa bir süre önce daha yeni bir ürün piyasaya sürdü. The new edition of the dictionary has just come out. Sözlüğün yeni baskısı daha yeni çıktı. We have just signed a contract to supply office equipment to a new electronics company. Bir elektrik firmasına büro malzemeleri sağlamak için daha yeni bir sözleşme imzaladık diyoruz. Şimdi just'ın yerine bakın arkadaşlar. Nerede kullanıyoruz? Hep fiilimizden önce just announced, just come out, just signed. Okay? Ola ki close testte sorulursa, inşallah sorarlar, çok kolay olur çünkü. Bu bulunduğu yere dikkat etmekte fayda var. Bir başka kullanımı arkadaşlar, bu önemli bir kullanım, bunu da bilmemiz gerekiyor. Soru olarak daha önce ÖSYM sınavlarında gördüğümüz bir kullanımı. Nedir bu kullanım arkadaşlar? Bir eylem, A eylemi. Geçmişte bir kere meydana gelmiş ya da birkaç kez tekrarlamış, olmuş bitmiş. Ve bundan sonra da, yani gelecekte de tekrarlama ihtimali var ise arkadaşlar, biz o eylemi de present perfect tense kullanarak ifade ederiz. İkinci örneğe bakın. Çok güzel bir örnek. Onunla devam edelim. We have experienced three aftershocks since the earthquake first happened. Deprem ilk meydana geldiğinden beri 3 tane artçı şok yaşadık. 3 tane artçı şok yaşadık. Bundan sonra olabilir mi? Bir dördüncüsü, beşincisi olabilir mi? Olabilir. Bu olasılık var. Dolayısıyla ne yaparız? Biz bu deneyimimizi present perfect tense kullanarak ifade ederiz. Bir tane daha. She has written many books, most of which are about human relations. Çoğu insan ilişkileri hakkında olan pek çok kitap yazdı. She has written. Neden present perfect? Bu bize şunu gösteriyor. Buradaki she'nin bundan sonra da kitap yazma ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Bir sonraki örneğimiz bu kullanımla ilgili de son örneğimiz aynı zamanda. Anadolu Efes, formerly Efes Pilsen, has become the champion many times. Pek çok kez şampiyon oldu. Niye has become? Hemen söyleyelim. Anadolu Efes bundan sonra da şampiyon olabilir mi? Olabilir, bu olasılık var. Bu olasılığın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bizim present perfect kullanabilmemiz için bu durumda olasılığın var olması yeterli. Gelelim arkadaşlar present perfect'in yet adverbi ile olan kullanımına. Bu bize neyi söyler? Henüz yapılmamış fakat yapılma ihtimali olan eylemleri söylerken, bu tip eylemlerin yapılmadığını söylerken ya da yapılıp yapılmadığını sorarken kullanırız. Biz yet adverbini present perfectle. The exam papers haven't yet been corrected. Henüz düzeltilmedi. Neyi söylüyor? Ama yapılacak, düzeltilecek. Has he accomplished his goal yet? Amacına ulaştı mı? Buradan neyi biliyoruz? Amacına ulaşma olasılığı var arkadaşlar.
I haven't yet gathered enough material for the article. Makale için yeteri kadar materyal toplamadım. Ama toplayacağım demek. Burada arkadaşlar gene yet'in bizim okullarımızda çok görmediğimiz bir kullanımı. Ne yapıyoruz? Biz genellikle diyoruz ki yet, şu soru örneğinde olduğu gibi cümlenin en sonunda kullanılır. Evet, orada kullanılır arkadaşlar. Başka nerede kullanılır? Tıpkı just'ta olduğu gibi fiilden hemen önce de biz yet adverb'ünü kullanabiliyoruz. Okay. Bulunduğu yere de dikkat edin. Bağlaçlar konusunda bir yet daha göreceğiz arkadaşlar. O yet'i biz zıtlık bağlacı olarak göreceğiz ve bu durumda cümlenin en başında olacak. O yet'in present perfect tense'le ilgisi olmayacak. Bir başka kullanımına gidelim present perfect tense'in arkadaşlar. Nedir? O da never adverb ile beraber kullanımı. Never'ı zaten biliyorsunuz hiç anlamı verir. Never'ı present perfect tense'de kullanıyorsak neyi söyler? Belli bir zamandan itibaren o eylemin hiç yapılmadığını, hiç gerçekleşmediğini ifade etmek için kullanırız. I know that they are from Ankara, but I've never seen them personally. Onları şahsen hiç görmedim. Many psychic phenomena have never been satisfactorily explained. Pek çok psikik olay tatminkar bir şekilde hiç açıklanmadı. We've never done any business with that company. O şirketle hiç iş yapmadık. Bir tane örnek sorumuz var. Hemen onunla devam edelim. No new staff, hiç yeni personel appointed since the two companies merged. Merge, birleşmek, birleştirmek, içine karışmak. Bunu da gene bilin arkadaşlar. Ne var? Combine, coalesce, unite, join, amalgamate, consolidate, pool, blend, mix, mingle, commingle, fuse. Bir de arkadaşlar penetrate de buraya ekleyebiliriz. Önemli kelimelerden biri. Şimdi cümleye bakıyoruz arkadaşlar. Neyimiz var burada? Bir since diyor. The two companies, iki şirket birleşmesi söz konusu. Hiç yeni personel. Since'i nereden gördük? Present perfect'te gördük ki then beri anlamı veriyordu. Bu ne demek? Since'den dolayı arkadaşlar şu cümlemizin present perfect olma zorunluluğu çıkıyor karşımıza. Şu durumda simple past present olan Adana'yı, simple past verilen Bursa'yı, be going to, am is are going to verilen future olan Ceyhan'ı, modal perfect olan Denizli'yi eleriz. Ne kalır elimize? Edirne. İkinci boşluk üzerinden gidersek de since'den sonraki cümlenin simple past olması gerekiyor. Bu da gene Adana'yı, Bursa'yı, Ceyhan ve Denizli'yi eler. Yine Edirne seçeneğine döneriz. Bir başka örnek sorumuz arkadaşlar. Onunla devam edelim. Örnek sorularımız bitince yine bir ara vereceğiz. Az kaldı, sabredin. The Proctor Prize annually yıllık olarak since 1950 to an outstanding scientist who known for effective communication of complex ideas. Yine gördüğünüz gibi uzun bir cümle. İlk boşluk için neyimiz var arkadaşlar? Since 1950 ifadesi var. Bu bizden ne istiyor? İlk boşluğa mutlaka present perfect gelmesi gerektiğini söylüyor. Şu durumda ne yaparız? Past continuous olan A'yı, past simple olan B, would olan Ceyhan ve past perfect olan Denizli'yi
ederiz. Elimizde doğrudan Edirne kalır. Bir tane daha present perfect seçeneğimiz olduğunu düşünün ilk boşluk için. Şu durumda ne yapacağız? İkinci boşluğa yöneleceğiz. Hatırlayın, dersimizin başlangıcında demiştim ki that'li bir noun clause vardı. O tip ifadelerle karşılaştığınızda net bir zaman uyumu hatırlamıyorsanız o zaman her iki cümleyi ana cümleyle clause'u ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Biz de o şekilde yapalım. Who, an outstanding scientist who, known for effective communication of complex ideas. Karmaşık düşüncelerin etkili iletişimiyle tanınan önde gelen bir bilim adamı. Bu cümlede herhangi bir zaman ifadesi olmadığına göre ne istiyor bizden? Burası da present simple istiyor diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Bu da ne yapar? Adana, Deniz, Bursa, Ceyhan ve Deniz'in seçeneklerini elememizi sağlar. Present simple olan tek seçenek Edirne'ye elde ulaşmış oluruz yine. Geliyoruz arkadaşlar present perfect tense ile ilgili son örnek sorumuz. Bu da aynı zamanda aradan önceki son sorumuz. Hemen bakalım. For a long time now, biologists that bits of tissue placed next to each other işi. Yine ne yapalım? Şu that'ten itibaren bölelim. Hemen that'te kısma bakalım. Bits of tissue placed next to each other. Birbirinin yanına yerleştirilmiş doku parçacıkları diyor. Zamanla ilgili herhangi bir ifademiz var mı? Yok. Üstüne dokular mokular birbirinin yanına yerleştirilmesi bilimsel bir şey söylüyorsa neyi çıkarırım arkadaşlar? Her iki taraftan da buranın present simple olması gerektiği sonucuna ulaşırım. İlk boşluk içinse for a long time uzun bir süre ve now ifadeleri bize ne diyor? Birinci boşluğa gelecek fiil present perfect olmalı. Şu durumda seçeneklerime gittiğimde A seçeneği past simple, past perfect verdiği için gider ilk boşluğa. B seçeneği ilk boşluğa present perfect vermiş kalsın. Ceyhan simple past vermiş, bana present perfect lazım. Denizli model perfect vermiş gider. Edirne present simple ama ilk boşluğa verdiği için gider. Kim kaldı elimize? Bir tek B seçeneği kaldı. Oluyor mu? For a long time now, biologists have known that bits of tissue placed next to each other can fuse. Birbirinin yanına yerleştirilen doku parçalarının birleşebildiğini uzun süredir biliyorlar dedik. Şimdi arkadaşlar yine bir kahve molası, biraz dinlenelim. Gelince present perfect continuous tense ile devam edeceğiz. Present perfect ile past simple arasındaki farklara değinip diğer tenslerle çalışmamıza devam edeceğiz. Birazdan görüşmek üzere.